Nasıl manzara? Buraları böyle komple yeşil düşün ama. Karşımız böyle burada kamp alanı falan gibi bir yer var ama manzara bu. Nasıl? Çok iyi ama. Bana yalnız benzinci lazım. Onu nasıl yapacağız? Hiçbir şey de kalmamış. 5, 6, 7, 8 milden az kalmış. 8 mil giderim. Sonra onlara sorarım benzinci nerede orada diye. Nasıl söylerler. Nasıl 8 mil lan? 23 mil var daha. Hehe. Bir de selfie çakalım. I want cheap thrills. Ulan iyi ki de şu şarkılarımı telefonu indirmişim, bildiğin internet yok burada. Snap atacağım, atamıyorum, internet yok. Do you guys happen to know where there's a gas station around here? About 8 miles. 8 miles? Yeah, I can go 8 miles. All right. Probably no more than 10. All right, perfect. Thank you very much. Have a nice day. Oğlum manzaralar çok güzel lan. Manzaraya bakmaktan kaza yapacağım anı satayım. Güzelliğe bak. Ayrıca o Mete Team Viraj kitabının da onu yazan adamın da buradan ta... Arkadaş senin pistteki virajlar buradaki virajlar gibi değil ki. Buradaki viraj bir açılıyor bir kapanıyor, bir açılıyor bir kapanıyor. Ben onu nasıl ayarlayayım kendime? Diyor ki hep açacaksın gazı diyor. Oğlum açarım, ölürüm lan. Manzaraya bak be! Oğlum çok güzel be! Oğlum bu yaprakların hepsinin yeşil olduğunu düşünsene, burası ne kadar güzel oluyordur ha. Hala güzel de çok çok daha güzel oluyordur bence. Adam bir yerden sol yap oradan bulacaksın dedi ama hiç dinlemedim bile adamı yani. Bu üstünde bulunduğumuz yolun adı Blue Ridge Parkway. Mavi Ridge ne demek bilmiyorum, yol işte. Blue Ridge Parkway'a hoş geldiniz. Burası bayağı uzun bir yol. Böyle hep gördüğünüz gibi çevrili bilmem neli, insanlar arabalarıyla geçsin güzel manzara görsün diye yapılmış bir yol. Ve yarınki yolculuğumuzun çok büyük kısmı bu yolda olacak. Bugünkü yolculuğumuzun kısa bir kısmı, zaten çok bir şey kalmadı. Bir saate varıyoruz. O da burada. Öyle işte. Gayet güzel. O istasyonla işlediğim dayı benzin alır mısın dediğinde alsaydım keşke. Adamın hem istasyonla işledik hem de benzin almadık. Ayıp ettik biraz. Benzinlik bak, benzinlik. Benzinci var mı? Aha benzinci galiba. Hillsville'e gidiyorum gençler. Ay ölüyorum şu an. O zaman benzinimizi alayım. Sonra içeri ödeyelim. Eski usul aga. Öyle hani kredi kartıyla öde, öyle benzin vereyim yok. Alıyorsun benzinini. Sonra umarım ödersin diye yani. Adamlar varil satıyor arkadaş. Artık bu Amerikalı değilse, Amerika'nın göbeğin bu değilse yani ben nedir bilmiyorum. Neyse hadi gidelim. Bir tane çakıl vardı yolda abi. Target fixation diye bir olay var. Bir şeye bakıyorsun, baktığın şeye doğru gidiyorsun ve gözlerini ondan alamıyorsun. Çakala baka 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 çakıla vurdum sonra. Küçük çakıl koca yolda. Mallık bende. Burası yazın, yazın çok popüler bir yer, işte çok ana baba günü oluyor diyorlar. Çok kalabalık oluyor vesaire oluyor diyorlar. Ben o yüzden şu an çok mutluyum, kimse yok çünkü ben aynı yere yani kaç saattir 70'te gidiyorum. Hiç kimse çıkmadı karşıma. Ne kadar ilginç yerler ya. Burada yaşadığını düşünsene abi. Amerika'da yaşamak hani, deyince akla gelen aslında bu. Yola bak be, ne kadar güzel. Gideceğim yere değil, inatla gitmek istemediğim yere bakıyorum ondan böyle. Hep böyle karşıya bakıyorum böyle durumlarda. Sonra geriliyorum. Aa ne kadar güzel. Ne kadar ilginç bir yerde kalacağım lan. Otel değil tabi yani, bu bir adamın kendi evini otel olarak kiralaması aslında. Başka bir şey değil. Bu eğlence bir şey olacak, eğlence olacak bence yoksa. Ne kadar ilginç bir yere gidiyorum. Hey.
Bu akşam burada kalıyorum. Burası bir karavan aslında. Şuraya bütün bataryaları şarj ediyorum şu köşede. Burası yatak. Sonra böyle devam ediyor. Böyle içerisi var bir de. Gayet şirin bir yer. Adamın tekenin şeyi var. Çiftliği var. Çiftlikte demiş ki ben çoluğum çocuğum gelirse kalsın diye bir tane karavan alacağım demiş. Karavanı koymuş arkaya. Sonra çoluk çocuk gelmiyorken de olmuyorsun ya. Sonra çoluk çocuk gelmiyorken de el aleme kiralarım demiş. Böyle bir yer. Karavan bu. Soğumuş lan hava. Adamın evi burası. Hava bulutlu. Burada bir tane büyük garaj artı işte çalışma yeri gibi bir şey var. Şurada köpeği var ileride. Beni sevmiyor köpek. Gerçi kimseyi sevmiyor. Hey! Fritz! Ya. Neyse yemişim Fritz'ini. Böyle. Takılıyorum. Gidip yemek yiyeceğim. Görüşürüz. Evet, bu akşamki evim demin de gösterdiğim gibi burası. Motora binip yemek yemeye gideceğim de öncesinde şu binanın da içini göstereyim dedim size. Böyle insanlar var bak işte bak böyle adamın çiftliği var vesaire içeri giriyorsun. Bir tane Indian. Bir tane Kenem. Dur be. Bir tane Goldwing falan. Böyle bir adam bu. Goldwing çok tatlıymış ya. Eski de bu. Ne kadar eski bilmiyorum ama yani şunun göstergesinin şeyi kağıdının yırtık olduğunu gözün alırsan galiba bayağı eski evet. Indian adamın Kenem karısının bunu da bir arkadaş için tutuyormuş. O sıcak sut kıyafetli bak böyle püsküllü. Vallahi çok Amerikalı ya. Burası bu adamın atölyesi. İşte alet edevat ne arıyorsan burada. İşte matkabıdır bilmem nesidir falan. Bir sürü bir şeyler var. İşte adam burada işini gücünü hallediyor. İşte ahşaptan bir şeyler yapıyor. Onları satıyordur belki. Bir de yani burada şey var. Bir ay evden uzak kalacak olsan kapıyı kilitlemezsin yani. Öyleyin bir yerler buralar. Kilitlemezsin. Hiç kimse de gelip bakmaz acaba bir şey var mı içinde diye. Köpek vardı. Köpek beni kesiyordu da kaybolmuş. Adamın teknesi var bir tane. Trailer var vesaire vesaire. Dan geldik buraya. Bana yemek girecek ne vardı? Neresi var dedim. Dedi ev yemeği mi istiyorsun? Hani ev yemeği mi istiyorsun? Zincir olan bir restorana mı gitmek istiyorsun? Dedi ev yemeği dedim. Orijinal bir şey olsun. Müzik de açmayacağım. Böyle yolu dinleriz. Motoru dinleyeyim birazım. Kim ne yapıyor? Yol şuradan geldim işte karşımda görüyorsunuz. Burası komple adamın çiftliği. 10 numara çiftlik yapmış herif. Köpeği var orada. Ay köpek değil, ineğiymiş o. Bir yerde bir köpek var. Beni kesiyor paso da. Neyse dur şu ısınsın azıcık. Manzara nasıl ama abi böyle bir yerde yaşadığını düşünebiliyor musun? Deli gibi ağaç var. Önünde de çiftliğin var ve hani sadece senin burası yani sırf ana yoldan buraya gelmek 5 dakika. 6-7 saat sürdü benim buraya gelmem aşağı yukarı. Ölüyordum yorgunluktan. Ama geldiğime sevindim. Çok şirin bir yer burası. İleride bir atölyesi daha var. Birkaç tane traktörü var adamın. İşte dozeri mozeri bir sürü garip garip şeyler var. Hani Türkiye'de görmeyeceğiniz şeyler olduğunu düşünüyorum da. Ben görmedim en azından Türkiye'de. Sen belki çiftçisindir görmüşsündür bilemem. O zaman hadi gidelim. Zaten öyle bir yol ki yani. Çift yön zaten gidemez. Hani bir seferde bir araba geçecek bir yol burası. Yavaş yavaş gidelim. Yolun sonlarına doğru bir de çok şey oldum ben. Heyecanlandım. Hep böyle hızlı gitmeye falan çalışıyorum. Viraj atmaya falan çalışıyorum. Adam sakin sakin git işte bak ne güzel. Burada 150 ile gitmenin ne anlamı var? Zaten çakıllı, çukullu, taşlı, dallı, budaklı falan yerler. Burası komple çakıl mesela hop. Oturdum karavanda bir çay yaptım. Biraz ders baktım. Bir şey var yarına kadar göndermem gereken internetten. Onu yapmaya çalıştım biraz. Onu dersini dinledim. Sonra karnım acıktı dedim ben çıkayım. Dışarısı 10 derece civarı. O yüzden zaten şu pantolonun altına da şort giydim. Normalde hani demin, bütün yol boyunca kot giymiştim. Biraz sıcak tutsun diye. Hatta yarın sabah direkt o termal işlikle başlayacağım güne. Bunun içine. Her şeyi sıcak tutsun.
hiç kimse üşümesin diye. Mount Airy diye bir tane kasaba var. Şimdi hatta buralarda bir yerde eyalet sınırı geçeceğiz. Adama kasaba dediğim şehirimsi, hani küçük küçük şehir, büyük kasaba. Ya kasaba da. Kasaba. Adamın ya, adama en yakın kasaba başka eyaletten, nasıl satayım. Şu an Virginia'dayım. Birazdan North Carolina'ya geçeceğim. O abla mı o? Ablaymış. Saygılar abla. Aa, North Carolina'ya girmişiz bile. Ne ara girdik? Nasıl oldu? Ben anlamadım ki. Motosikletler ışıklarınızı yakın diyor ama hani burn, yani hani bir şey ateşe vermek anlamında yakın. Arkadaş biraz keskinleşiyor gittikçe, ben nasıl gireceğim bu viraja? Ayrıldı ya, açıldı. Hafif hafif çözmeye başladım. Bir günde bu kadar viraja girince hani çok az bir şey öğrendim sanırım. Buralarda herkes Harley'ciymiş. Öyle dedi adam bana. Harley'ciler dedi burada. Burası işte Amerikalı. En Amerikalı onlar dedi. O yüzden Harley'ciler dedi. Karısının Can-Am'i var. Golding'le ayakladım ben de sonra zaten. Dedi Golding şey, arkadaşın dedi, ben garajda tutuyorum dedi. Onun için dedi. İyi dedim. Ama hanımın Can-Am'i var. Can-Am Amerikalı değil. Amerikalı mı lan Can-Am? Kanada değil mi? Ben Kanada diye biliyorum. Amerikalıların da Kanadalıları sevmediğini göz önüne alırsak çok ilginç değil mi? Bugüne kadar arabayla giderken bir kere ceza yedim. O da tam şöyle bir yolda, ortada sola sağa dönüş şeridinin olduğu bir yolda bir arabayı solladım. Yasak. Sollamamam gerekiyordu ama solladım. Ama hastane varmış. Kardiyoloji. Mount Airy. Aa, şu restoran şu sol taraf sanırım. Sen nasıl bir insansın? Böyle park mı ettin lan hayvan? Hadi görüşürüz gençler. Yemek yiyorum ben.